Sibel Can 2006 yılında annesini kaybetmişti arkadaşlar. Evet. Ve ben orada o zaman da görmüştüm. Gerçekten çok etkilenmişti çünkü genç yaşta kaybetti. Erken ölüm. Hani evet. O gerçekten erken bir ölümdü. Şu an annesiyle yan yana işte o geçmişteki fotoğrafları geliyor ekrana. Bircan ne dersin? Gözyaşlarını gördüm. Yani fark ettiysen erkekler dönmedi. Kadınlar döndü. Yani, çok hisli bir şarkı. Yani. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok wow bir ses değildi, onu söyleyeyim. Çok wow bir yorum da değildi ama şarkının ekmeğini yedi çocuk, onu da söyleyeyim. Yani o ambiyansla ağlıyorsun. Ağladığın zaman da dönmek zaten farz oluyor. Çünkü o kadar sana hissi geçiren biri o sestir zaten. Bana göre his her şeyden önemli. Bu çok şey, nasıl söyleyeyim, manevi bir görüntü. Annesini kaybetmiş bir insanın annem şarkısını ağlaması kadar doğal bir şey olamaz. Ben onun gülmesinden çok ağlamasını da alışkınız. Ya alışkınız biz. Onun gözyaşlarını da biliyoruz. Allah ağlatmasın ama. İşte annesinin cenazesinde Gül Sezer Cangür'e 2006 yılında 54 yaşındayken vefat ediyor Sibel Can'ın annesi ve şu anda işte o Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı. Ve ben Melisa'yı inanılmaz anneannesine benzetiyorum. Çok benziyor. İnanılmaz benzetiyorum. Aynen, yani resmen kızına bakıp annesinin özlemini onda gideriyordur diye düşünüyorum. Gözyaşları son olsun. Ne diyeyim? Anne evet. Çok kötü, fena bir şey. Gülşah, sen ne söyleyeceksin? Tabii ki öncelikle şarkı, tabii herkese olduğu gibi beni de çok etkileyen bir şarkı. Anne çok kıymetli ya. Yani annenin yerine hiçbir şey konmuyor, olmuyor. Zaten bu fotoğraflarla da geçmiş dönemdeki haberlere, o görüntülere gitmiş olduk. Yani söylenecek bir şey yok aslında. Son nokta, ne diyeyim? Evet, yani Nihat. Sibel Hanım için, çok özür dilerim, Sibel Hanım için son derece şok olan, maalesef ki çok acı bir, talihsiz, çok acı bir durum. Çünkü onun çok büyük bir yarasıdır. Sibel Hanım'ın çok büyük bir yarası. Aynı şekilde çocukların da öyle. Hani Melisa'nın, Engincan'ın sosyal medyada ölüm yıl dönümünde paylaşılan resimlerden, altına yazılan sözlerden de anladığımız üzere yani çok kötü. Mekanı cennet olsun. Çok evet. Acı bir şey. Çok evet. Erken giden 54 yaşında daha, evet, tabii ki de çok, erken çok, bir yaş. Çok ya. Nihat, sen annene çok bağlı bir delikanlısın diyeyim. Gençsin, bir adamsın. Hani genelde kız çocuklarıyla bağ daha kuvvetli oluyor. Hele de yaş ilerledikçe öyle oluyor ama sen de öyle. Her fırsatta dile getiriyorsun burada sevgili evet. Anneni. Şimdi Sibel Hanım da tabii annesiyle çok daha fazla zaman geçirmiş. Annesiyle çok daha fazla bağlı. Babası herhalde daha erken vefat etti. Evet. Ben de 13 yaşında babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Tabii evet. Annemiz bize hem babalık, hem abilik, hem kardeşlik yapıp başka birisiyle de evlenmeyince, kendisini bize adayınca, genç yaşta dul kalmasına rağmen, tabii senin de ona hem sevginin yanında saygın da büyüdükçe artıyor. Ben de anneyle ilgili ne olsa gözlerimden hemen böyle sicim sicim yaşlar dökülür. Anneye karşı farklı bir hassasiyetim var benim ve izleyiciye de hep onu söylüyorum. Ne olursa olsun, ne olursa olsun annenize asla bir of bile demeyin. Ölüm tabi Sibel Can'ın annesinin ölümü, Allah bütün annelerimize, ekran başında bizi izleyen bütün annelerimize uzun ömürler versin. Aa, onların şey, hepsinin. Anneme de selam ben olsun. Ben de öpüyorum annemi. Ayaklarının altından öpüyorum ama ölüm tabii ki ölüm haktır. İnna illah ve inna ileyhi raciun diyor Cenab-ı Allah. Yani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Tekrar tekrar annesinin de mekanı cennet olsun. Bak ben hamileyken. Hele ki son böyle 6 aydan sonra her sabah uyandığımda anneme babama bir şey mi oldu acaba diye doğum yaptığım güne kadar böyle uyandım, biliyor musunuz? Herhalde o hamileliğin verdiği bir şeydi. Yani çok annemi, çok anneci babacı evet. Bir kadındır ama çok enteresan. Herhalde hamilelikteyken de daha da duygusal oluyorsun. Çok ya güzel şuna bolar. Allah başımdan eksik etmesin. Amin. Benimkini ve cümlemizinkini yani. Amin. Anne ben mesela...